Kuyum Haber'den herkese merhaba. Bugün çok önemli bir gelişme yaşadık. Tüm Türkiye'yi ilgilendiren, ekonomimizi çok yakından ilgilendiren bir gelişme. OECD bünyesinde görev yapan kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik mali eylem gücü Türkiye'yi gri listeden çıkardı. 3 yılın ardından izleniyordu Türkiye ve yapılan değerlendirme sonrasında Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasına karar verildi. Bu tabii Türkiye için çok önemli bir karar. Peki bu karar sektörümüzü nasıl etkileyecek? İşte bunu değerlendireceğiz. Ankara Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Timuçin Sönmez yayınımızda. Başkanım, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Bizi izleyen tüm meslektaşlarımızın da geçmiş bayramlarını kutluyorum. Çok teşekkür ederiz başkanım, çok sağ olun. Tabii söylediğimiz gibi sıcak bir gelişme var başkanım. Biz sizle hep değerlendiriyorduk. Özellikle MASAK konusuna çok vurgu yapıyorduk. Kuyumcu esnaflarımızın dikkat etmesi gereken konular, çünkü denetimler sıklaşmıştı son dönemde. Bu karar bizi, kuyumculuğu ve kuyumcu esnaflarımızı nasıl etkileyecek, size sormak isteriz. Yani bu karar öncelikle ülkemizi çok iyi etkileyecek. Çünkü gri listede olduğunuz takdirde yaptığınız işlemlerin hepsi aşırı derecede gözlem altında. Finans kuruluşları, kredi kuruluşları ülkeye sıcak bakmıyor. Yatırım anlamında, yatırımla ilgili ambargo yiyorsunuz. Ekonomik açıdan ülkeyi çok iyi etkileyecek. Bu gri listeden çıkmak itibar açısından da bizi çok etkileyecek. Çünkü bir kötü bir listede olmak bir ülke için güzel bir şey değil. Sektör olarak da bizim de bu unsuru olmamız, sebebi olmamız bizim için de bir utanç kaynağıydı. Listeden çıkmamız çok mutluluk verici bir haber. Bekliyorduk, bununla ilgili çalışıyorduk da biliyorsun, biraz önce de söyledim. Biz elimizden geldiği kadar Ankara, Türkiye Federasyon olarak her zaman masa elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Şunun altını da özellikle çizmek istiyorum. Onlar da bize gerçekten hem anlayışlı hem de yol gösterici davranıyorlar. Buradan hem MASAK yetkililerine hem de Hazine ve Maliye Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Başkanım, tabii söylediğimiz gibi ekonomi açısından çok iyi oldu. Tabii Türkiye çünkü bazı sıkıntılar yaşıyordu. Ama bununla birlikte özellikle tabii sektörümüz de bu konuyla ilgili özellikle yakın takip ediliyordu MASAK tarafından. Özellikle denetimler son dönemde sıklaşmıştı. Yine Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada deniyor ki MASAK ve diğer kurumların idari ve teknik kapasitesi daha da güçlendirilecek. Gerektiğinde yasal ve idari düzenlemeler aynı hassasiyetle hayata geçirilecektir. Yani MASAK'ın denetimleri aynı şekilde, hatta daha da sıkı bir şekilde devam edecek diyebilir miyiz? Ya şöyle, ya MASAK'tan öncelikle bir korkmamamız gerekiyor. Bunu bir meslektaşlarımızın anlaması gerekiyor. Bizim usul hatalarımız var. Bizim MASAK'la ilgili, bizim sektörel olarak kuyumcu dükkanlarımızın, kuyumcu mağazalarımızın, atölyelerimizin, ihracatçımızın kara para aklamak gibi zaten bir unsuru yok. Böyle bir şey olamaz. Bizler ticarethaneyiz. Bizim sorunlarımız başka. Ancak sektörü, özellikle sadece kuyumcuların değil, bu bazı geçmişteki yanlış uygulamalardan dolayı kuyumcular, galericiler ve emlakçılar olmaması gereken şekilde mercek altına girmişler. Ama bunun teknik şeyleri çözüldü. MASAK tarafından bu çözüldü. Yeni yapılan çalışmalarla MASAK bu aksaklıkları giderdi. Listeden çıkmak önemli değil. Önemli olan tekrar listeye girmemek. Yani bizim bunu sağlamamız lazım. Bizim bu ekonomik altyapıyı defter nizam yönünden, faturaların kesilmesi yönünden, almamız gereken müşterilerimizin bilgileri yönünden bilinçlendirilmemiz lazım. Bununla ilgili de bir çalışmamız zaten var. Daha önce de sana anlatmıştık. Bu son İstanbul fuarında, eksik kalan firmalarımızla da Antalya fuarında görüşmelerimizi tamamladık. Bu işin temelinden önerilerimizle birlikte MASAK'la ilgili çalışmalarımıza başladık. İçimizde çok güzel gençlerimiz var. Eğitimini almış. Özellikle İsviçre'de dünya platformunda bu kara parayla ilgili, altın sektörüyle ilgili mücadele edebilecek eğitimleri almış meslektaşlarımız, gençlerimiz var. Bunlarla birlikte bir ekip oluşturduk. Şu anda MASAK'la da ilk görüşmemizi yaptık. Bir uyum ekibi kurulmasıyla alakalı. Bu uyum ekibini
firmaların içindeki uyum ekibiyle karıştırmamak lazım Mustafa. Her firmanın kendi içinde bir uyum ekibi var ama hazine birimleri falan var. Bu farklı bir şey. Bu yasalarla alakalı kısmında firmaları bilinçlendirme ve yeni çıkacak yasalar çıkmadan önce bu uyum ekibiyle birlikte çalışmalar yapılarak bir sonuca ulaşma yöntemi olacak. Çünkü hasta öldükten sonra onu diriltmek büyük sıkıntı. Ama başlamadan önce, sektörü hastalandırmadan önce yapılacak çalışmalar önemli. Bununla ilgili de bu işin uzmanı olan danışmanlarla çalışacağız. Ön görüşmelerimizi yapıyoruz. Nihayete de ulaşmak üzere. Aslında nihayete ulaşmıştı ama bizim bir çalıştayımız olacak biliyorsun Ankara'da. O çalıştayı Eylül-Ekim ayına ertelememizden kaynaklanan bir şey oldu. O çalıştayla birlikte bu komisyonda çalışmalarına başlayacak. Bu tatilin gelmesi, bayramın gelmesi, üniversite sınavları biz Haziran ayında bunu yapamamamıza neden oldu. Onun için üzgünüz ama bu yapmayacağız anlamında değil. Bunu sonbaharda mutlaka yapacağız. Biz federasyon olarak çok radikal kararlar aldık. Yani bizim şu anda kendi bir federasyonumuz yok ama bağlı olduğumuz bir federasyon var. Bu federasyonun gerçeğini Türkiye'de herkesin kabul etmesi gerekiyor. Sanayi merkezleri olabilir. Bir işletmenin bir herhangi bir meslekle ilgili bir ilde kümeleşmeler daha fazla olabilir. Ama bu bürokrasinin gerçeği Ankara'da bitiyor. Kanunlar Ankara'dan çıkıyor. Sistem buradan takip ediliyor. Ve bizim federasyonumuzu da 30 yıldan sonra seçimle, öyle hani tevasutla falan değil, Türkiye genelindeki bir seçimle Ankara'ya getirdik. Yani bu çok kolay bir iş değildi. Bunu başardık. Bunun içerisinde bir kuyumcular komitesini oluşturmak ayrı bir devrim niteliğinde bir operasyondu. Buradan Maden Eşya Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Bey'e de çok teşekkür ediyorum sizin vasıtanızda. Çünkü her federasyon başkanı bu özveriyi yapmaz. İçerisinde birilerinin güçlenmesini, bir takım meslek gruplarının güçlenmesini istemez. Biz bunu kendi federasyonumuzu kurarken konfederasyon çatısı altında çok iyi yaşadık. O yüzden federasyon başkanımızın yaptığı fedakarlık gerçekten göz ardı edilemeyecek büyüklükte bir fedakarlıktı. İşin özü burada anlatmak istediğim şey, biz federasyonun farkındalığını hem bürokraside hem de sektörde bu çalıştayla birlikte hissettireceğiz. Yani sevseniz de sevmeseniz de, beğenseniz de beğenmeseniz de kanunla çerçevelenmiş bir federasyonun içinde bulunmaktayız. Bizim 27 tane odamız. Tabii biz burada 27 tane odayı baz alırken diğer 70-80 tane derneğimizi de göz ardı etmiyoruz. Bu çalıştaydan önce mutlaka derneklerimizle ilgili de bir komiteyi federasyon içerisinde oluşturacağız. Biz Ankara'da bunu gerçekleştirdik. Daha önce Ankara'da buna benzer çatışmalar vardı. Biz ticaret odası ve esnaf odası kavramını ortadan kaldırdık. Ortak mesaj grupları kurduk, ortak çalıştayları yapmaya başladık. Hatta ticaret odası komitesi ve esnaf odaları olarak kuyumcu odası yönetim toplantılarını ortak yapmaya başladı. Yani bu sektör artık birlik beraberlik zamanı. Ben geçen hafta gruptan da paylaştım diğer oda başkanlarımızla. Biz veballi bir yerde duruyoruz. Veballi bir görevde duruyoruz. Burada bize oy vermiş vermemiş bütün illerimizdeki kuyumcu esnafların veballeri bizim sırtımızda. Biz şahsi kaprislerimizle, şahsi beklentilerimizle, şahsi egolarımızla hem sektöre hem de üyelerimize zarar verme lüksüne sahip insanlar değiliz. Burada bizi izleyen bütün kuyumcularımıza da sesleniyorum. Bütün oda başkanlarıma, dernek başkanlarıma, birlik başkanlarına, ticaret odası, sanayi odası başkanlarıma. Bizim artık birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım. Biz böyle farklı yerlerden, farklı çatlak seslerle, farklı egolarla bir takım şeyleri yapmaya çalışırsak bu mesleğe zarar vereceğiz. Bu mesleğe de hiçbir faydamız dokunmadan çekip gideceğiz. Ben bu vebal içinde olmayacağımı tüm oda başkanlarıma geçen hafta yazılı olarak da bildirdim. Ve tekrar söylüyorum, bütün ticaret odası, sanayi odası, sektör meclisi, ne kadar kuruluş varsa, ne kadar birliğimiz varsa el birliğiyle ortak hareket edip ortak ses ve ortak güç birliğiyle mücadele etmemiz lazım. Eğer toplanamazsak çil yavrusu gibi dağılmış durumdayız. Hani birinin kral çıplak demesi lazım. O kral çıplak
kelimesini buradan ben ilk defa kullanıyorum. Ya sektörel bir birliktelik yok. Hepimizin bir masanın etrafında toplanmamız lazım. Kişisel kaprislerden uzaklaşmamız lazım. Yıllarca Ankara, İstanbul, İzmir, ya açık açık söylüyorum, tuhaf bir girift ilişkilerle bir noktaya gidememişler. Herkes bir taraftan bir şey yapmaya çalışmış ama kimse bir şey yapamamış. Yani şu anda bizim federasyonda oluşturduğumuz imkan gerçekten iyi bir fırsat ve bu fırsatı da gerçekten iyi değerlendirmek istiyoruz. Federasyonda birçok oda başkanımız da benimle aynı fikirde. Bunu işte dediğim gibi Sanayi Ticaret Odası ve Sektör Meclisimizle de bir araya getirerek özellikle başta bu MASAK konusu, altın muhasebesi, Ticaret Bakanlığı ile ilgili yürütülmesi gereken bu ikinci sarrafiyeler, ondan sonra internet sitelerindeki haksız rekabetler, altın olmayan ürünlerin altın gibi satılmaları, birçok maddede rahatsızlığımız var ama bunların hepsinde bütün oda başkanlarının, birlik başkanlarının birlikte hareket etmesi lazım. İnşallah bu çalıştaya davet edeceğiz biz tüm başkanlarımızı. Hepsini Çalıştay'da da görmek istiyoruz. İnşallah onlar da bizim gibi düşünüyorlardı. Hepsi inanıyorum ki sektöre hizmet etmek için geldiler. Şahsi kimsenin menfaat beklentisi yok. Ekonomik beklentisi yok. Herkes sektörüne bir şeyler yapmak için çaba gösteren başkanlar. İnşallah iyi şeyler olacak bu önümüzdeki 2 yıl içerisinde. Hı hı. Başkanım tabii o federasyon konusunda siz bayağı çalışıyorsunuz, hassassınız. Özellikle onu sormak istiyorum. Federasyon özellikle kuyumculuk sektörüne ne gibi bir kapı açacak? Yani odalarımızın yapamadığı veya bugüne kadar atılamayan hangi adımlar federasyon bünyesinde yapılan çalışmalar kapsamında atılabilecek? Ya federasyon bir birlik, beraberlik göstergesi olacak. Biz MASAK'ta toplantıya gittik, katılan oda başkanlarımız vardı. Bürokratın biri sordu bize, siz kendi içinizde birlik beraberlik olabilecek misiniz oda başkanları dedi. Yani bu bizim için bir ayıp. Federasyonun en önemli kısmı çatı kuruluşların zaten amacı budur. Birlik ve beraberliği sağlamak. Hı hı. Yani en büyük avantajı bu olacak federasyonun. Ya bizim şu anda şu gerçeği kabul etmemiz lazım. Bizim bir federasyonumuz var. Adının ne federasyonu olduğu önemli değil. Kuyumcu odalarının bağlı bulunduğu, hatta para ödediği, yıl sonlarında aynı birliklere, konfederasyona ödedikleri gibi para ödedikleri bir üst kuruluşları var. Yani devlet de karşısında muhatap istiyor. Herkes gelir başka bir şey söylerse devletin de kafası karışıyor, bürokrasinin de kafası karışıyor. Onun için birlik ve beraberlik ve üst kuruluş olma şartı önemli. Biz kendi federasyonumuzun kurulmasıyla ilgili çalışmalarımızdan vazgeçmeyeceğiz ama var olan bir elimizdeki fırsatı da değerlendireceğiz. Mevcut Maden Eşya Sanatkarlar Federasyonu içerisinde artık bir kuyumculuk komitesi var. Bu çok önemli bir şey. Bugüne kadar olmayan bir şey. Bilmiyorum anlatabildim mi? Kafanda oturmayan yerler var mı? Yok yok başkanım, gayet net olarak oluştu. Söylediğiniz gibi o bünyede de çalışmalar devam etmesi gerekiyor federasyon bünyesinde. Başkanım, benim sorularım bunlardı. Söylediğimiz gibi bugün gündemimiz, ana gündemimiz bu OECD'nin özellikle kara para listesiyle ilgili, Türkiye ile ilgili kararıydı. Siz de diyorsunuz ki özellikle tabii Türkiye için çok iyi oldu, sektörümüz için de iyi olacak dediniz. Bu konuyla ilgili var mıdır eklemek istediğiniz? Ben çok teşekkür ediyorum. Yapılması gereken şeyler var. Evet, her şey güzel olacak ama bizim sektörel anlamda yapılmamız gereken en önemli şey meslektaşlarımızı bilgilendirmek ve nasıl belge düzenleyecekleriyle alakalı eğitmek. Bunun da eğitiminde ön şartı bununla ilgili bilgilendirme toplantıları yapmak. Eğitim şart biliyorsun. Her konuda eğitim şart. Nasıl belge düzenleyeceğimiz konusunda ciddi hala ben dolaşıyorum. Kendi üyelerimizden, üyelerim de dahil olmak üzere. Alış faturalarında, satış faturalarında hangi noktaları tespit edip alıcıdan ya da satıcıdan neleri isteyeceklerini bilmiyorlar. Sadece TC numarasını almak yetmiyor biliyorsun. Bununla ilgili
MASAK'la bir ön anlaşmamız var. Eğitim çalışmaları başlayacak. MASAK'ın eğitim birimi bununla ilgili çalışıyor. Onlar müfredatı belirleyecek. Aslında bu eğitimi MASAK yapacaktı. Ama MASAK kendi yapısı içerisinde ve bu yoğunluğunda özellikle bu gri liste MASAK'ı çok yordu. Orada ellerindeki bütün uzmanları bu konulara yönlendirdikleri için eğitim çalışmalarının biraz gecikeceğini söylediler. Orada da biz devreye girdik. Bu eğitim çalışmalarını oda başkanlarımızla birlikte illerimizde biz vereceğiz. Onlar bize müfredatları hazırlayacaklar. Onların verdiği müfredatlar üzerinden biz de eğitim çalışmalarını yapacağız. Demin de dediğim gibi listeden çıkmak önemli değil, tekrar listeye girmemek önemli. Biz kara parayla alakalı hiçbir iş yapmıyoruz. Alnımız ak, göğsümüz dik, perakende mağazalarımızın hepsi yedikleri cezaların tamamı usul hatasından. Yoksa kaçakçılık açısından ceza yiyen bir tane mükellefimiz yok çok şükür. Biz usul hatasından cezalar yiyoruz. Belge düzenlerinin eksik düzenlenmesinden. O yüzden işimiz rahat, hızlı bir şekilde bu gri liste problemini bir daha önümüzde görmeyecek şekilde eğitim çalışmalarımızı yapacağız. İkinci sıkıntımız, vatandaşlar MASAK'ın bizden almamızı istediği bilgileri vermiyorlar. Bununla ilgili de kamu spotlarına hazırlık yapılıyor. Kamu spotları yayınlanacak televizyonda. Bu dövizde yayınlandı biliyorsun. İşte 100 dolara kadar olan kısımlarda vermeleri gereken belgeleri kamu spotlarıyla ulusal kanallardan yayınladılar. Döviz üyeleri bu konuda rahat etti. İşte inşallah bu ayakta olduğu takdirde biz belge düzenlerken vatandaştan bilgiyi alabileceğiz. Çünkü Ayşe teyze adresini, TC numarasını, şunu bunu vermek istemiyor doğal olarak. Evet, öyle görmüş. Bir de son zamanlarda telefon dolandırıcıları çok fazla. İnsanların bilgilerine ulaşıp banka sistemlerinden zararlı uğratıyorlar. Böyle olunca korkuyor vatandaşımız. İşte bu kamu spotları, sektörün eğitimleri, kurulan uyum ekibiyle biz kuyumcu sektörü olarak üzerimize düşeni yapacağız. Geri kalan işte galerici mesleğinde bulunan vatandaşlarımız, emlak sektöründe bulunan vatandaşlarımız da kendi tedbirlerini alacaklardır. Orada da güzel birlikler var, güzel başkanlarımız var. Ben Ankara'da takip ediyorum hepsini. Çok güzel şeyler yapıyorlar. Onlar da tedbirlerini alırsa ülke olarak inşallah bir daha gri listede olmamanın umudunu yeşerteceğiz. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgiler verdiniz yine. Çok sağ olun. Teşekkür ederim Mustafa. Senin de bu ilgin bizi mutlu ediyor. Gündemi sıcak takip ediyorsun. Anında takip ediyorsun. Çok senin de bu ilgi ve alakalı kanalınıza da teşekkür ediyorum ayrıca. Çok sağ olun başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Söylediğimiz gibi tabii gündemin sıcak maddesi bugün tabii özellikle tüm Türkiye'nin gündemi bu. Ekonomi gündemi özellikle OECD'nin verdiği kara para listesiyle ilgili, özellikle gri listede Türkiye'nin yer alması ve bu gri listeden Türkiye'nin çıkarılması konusu çok önemli bir gelişme. Artık Türkiye gri listede değil. Bunun sektörümüze ne gibi etkileri olur, olacak? Tabii bunları değerlendirdik. Çok değerli başkanımız, Ankara Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Timuçin Sönmez. Zaten kritik konularda ilk olarak hep onun görüşüne başvuruyoruz. Teşekkür ediyoruz bir kez daha kendisine. Bizi kırmadı ve yine bilgilendirdi. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.